Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Corsa C'nin içindeyiz. Paspas aldık arabamıza ve direksiyon kılıfı aldık. Bununla ilgili bir video çekelim dedik. Arkadaşlar ikisini de N11'den aldım. Önce paspaslarla başlayalım. Ben bunları kargodan geldiğinde açıp bakmıştım. O yüzden paketleri açıp. Paketin üstünde herhangi bir fatura, herhangi bir şey yok. Bu Yiğit Tuning diye bir yerden geldi. Ürün açıklamasında yanları bez değil, işte overlock'tur, kesinlikle bez değildir yazıyordu. Fakat tamamen bez. Kaydırılmaması için, ya Haloflex tarzında çok ince bir şey bu. Kaydırmaması için zift gibi bir şey yapılmış arkasına. Evet, kaydırmamazlık olabilir, kaymayabilir ayağınızın altında. Ama dökülüyor arkadaşlar. Şu altındaki pütür pütür yerler dökülüyor. Çok ince, çok dandik bir ürün. Zaten bildiğiniz Haloflex'in kenarlarını bezle dikmişler. Allah'tan şu logoyu yapmışlar. Bu açıklamaya uygun geldi. O da bir bez bütün. Bundan zaten çok bir şey beklemiyordum. Beklentimiz beklediğim gibi çıktı işin açığı. Çok dandik bir şey olduğunu düşünüyordum zaten. Şu şekilde üstüme de döküldü zaten şu anda. İkinci ürünümüz ise direksiyon kılıfı. İçinden ipi çıkıyor. Şurada iğnesi var. İğnesi çıkıyor arkadaşlar. Bunu kendiniz dikiyorsunuz. Dışarıda aksesuarcılarda yaptırmak isterseniz 50-60 lira civarında para alıyorlar. N11 üzerinden bir 20 lira civarında bir şey almıştım ben. İçi astarlı, yumuşak bir malzeme, delikli bir malzeme. El tutumu güzel, daha önce kendi arabamda da aynısını uygulamıştım zaten. Bunu dikeceğiz ve paspasları yerine koyacağız. Ondan sonra nasıl göründüğüne bakacağız arkadaşlar. Direksiyon kılıfımız yine N11 üzerinden geldi demiştim. İçerisine bir teslimat formu bırakmışlar. Bunun da faturası var mı bakalım. Aynen, faturası var. Şu şekilde arkadaşlar. 16.90 kılıfımızın faturası. Faturasının içinde göndermişler, çok güzel bir şey. Teslimat formunu göndermişler ama dediğim gibi paspasta Yiğit Tuning 0 aldı benden. Kesinlikle sınıfta kaldı. Bir daha da oradan bir alışveriş yapmayacağım. TME Bilişim Elektronik faturasıyla beraber beni güzelce göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Arkadaşlar başlamadan önce bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açarsanız, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Yine bu arabaya bir panzot yapacağız. Onun da videosunu atacağım size. Panzot nasıl yapılacak? Yapılır diye. Kabartmalı bir panzot yapacağız. Direksiyon kılıfının ek kısmı tam ortaya gelecek şekilde koyuyoruz. Dizimizle buradan bastırabiliriz. Ondan sonra dikim aşamasını göstereceğim size. Bu zaten şu şekilde delikli delikli görüyorsunuz. Bunun önce iç kısmından iğnenin ilk geçişi içten başlıyoruz. Şu düğüm attığımız yer, içeriye kıvıracağız. Saklayacağız onu şu şekilde ve en yakın noktadan ilk iğneleri geçiriyorsunuz ki sıksın şu şekilde. Şöyle sıkacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli olay, şöyle göstereyim. Şu anda şu düğümü attık mesela. İyice sıkıyoruz. Bu sıkma işlemini düzgün yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan sıktık. Bir tane atlayıp diğerinden geçiriyoruz.
bir tane atladık, boşta bıraktık, diğerinden geçirdik, sıkıyoruz. Aynı şey arka taraf için de geçerli. Orada da bir tane atlıyoruz, yanındakinden geçiriyoruz. Şurada daha net gösterebilirim. Şuradan geçirdiniz. Diğer taraftan da geçirdiniz, sıktınız. Bir sonraki bunu atlıyoruz. Bundan geçiriyoruz. İç tarafta da aynı şekilde bir tane atlıyoruz, diğerinden geçiriyoruz. Bundan geçirdik, sıktık. Bunu atladık, bundan geçirdik. Bundan sıktık, bunu atladık, bundan geçirdik. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi dikim işlemine geçiyorum ben. Arkadaşlar bir tarafını bitirdik. Şu şekilde göstereyim. Birer tane atlayarak, dikişlerden geçirerek diktik. Şimdi sonuna kadar geldik. Sonunda ipi şu arka taraftan geçirip şuradan yine tekrar devam ediyoruz işlemi. Arka taraftan geçiriyoruz ki görünmesin. İşlemlerimiz bitti. Direksiyonumuzu diktik. Paspasımızı koyduk. Gayet şık bir görünüm oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Dediğim gibi bu arabaya yine panzot yapıyorum. Onu da gene atacağım. Yapımını, panzot yapımını. Sadece bu araba için değil, her araba için kullanılabilecek metotlarla. Hayırlı günler diliyorum.